Hepinize merhabalar diyor PES 2021 Beşiktaş Analik kariyerimizin 18. bölümünden selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş Analik kariyerimizin 18. bölümündeyiz. Hiç uzatmadan analik diyorum, devam ediyorum ve maça başlıyorum arkadaşlar. Sivasspor Fenerbahçe'den en az 1 puan alır. Beşiktaş'ımız da salı akşamı resmi olarak şampiyonluğunu ilan eder dedik bir önceki bölümde. Sivasspor'un Fenerbahçe'den en az 1 puan alır tahminini tutturduk ama Beşiktaş'ın Karagümrük takımına puan kaptıracağı hiç aklımıza gelmedi arkadaşlar. Yani çok emindim Sivasspor'un Fenerbahçe'den en az 1 puan alacağından. Çok emindim. Zaten bir önceki videomda da söyledim arkadaşlar. Yalnız Karagümrük takımına Beşiktaş'ımızın takılacağı hiç aklımıza gelmedi. 4-5 hafta öncesine kadar 5 puan önde olan Beşiktaş'ımız dün akşam itibariyle 5 gol avarajı bile önde değil artık arkadaşlar. Galatasaray'la aynı puanda sadece 2 gol avarajımız var. Son haftaya bu şekilde girmek bir Beşiktaş taraftarı olarak beni bayağı bir üzdü arkadaşlar. Dün gece fikstüre bakıyorum, Malatyaspor'un son maçlarına bakıyorum. İşte Galatasaray'dan 3 tane 4 tane gol yer mi Malatyaspor falan. Bayağı bir araştırma yaptım. Çünkü bayağı bir kafaya taktım arkadaşlar. Çünkü bu camia, bu taraftar, futbolcularımız emek verdiler, mücadele ettiler. Şampiyonluğu hak ettiler. Ama son haftaya bu şekilde girmek yani etkiledi bizi Beşiktaş taraftarı olarak. Malatyaspor Galatasaray karşısında normal futbolunu oynarsa, futbolcular karakterli bir şekilde futbolunu oynarsa Galatasaray 4-5 gol mümkün değil Malatyaspor'a atamaz. Doğal olarak da Beşiktaş'ımız yendiği takdirde yine şampiyon. Tabii son haftalara bu şekilde girmek iyi değil ama ne yapalım? Canları sağ olsun. Futbolcularımızın canları sağ olsun. Sergen hocamızın canı sağ olsun. Maç sonunda Rozier ağladı. Laiç sakatlanıp sedyede götürülürken hala maçı takip ediyordu. Karakterli futbolcularımız var. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Laiç sakatlanmış sedyede götürüyorlar adamı. Hala maçı takip ediyor. Acaba maçı kazanabilecek miyiz veya maçı puan alabilecek miyiz, şampiyon olabilecek miyiz? Rozier gözyaşlarını tutamadı, gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer futbolcularımızın hepsi çok çok üzüldü. Karakterli oyuncularımız var. Canları sağ olsun. Her şey yolunda giderken, her şey iyiyken nasıl Beşiktaş'ımızın destekçisi oluyorsak, nasıl Beşiktaş'ımızın yanında oluyorsak, her şey kötü gittiğinde de Beşiktaş'ımızın yanında olmalıyız. Beşiktaş'ımızın destekçisi olmalıyız. Biz siyah beyaz renklere aşık Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. İyi günde, kötü günde her zaman Beşiktaş'ımızın destekçisi olmamız lazım. Beşiktaş'ımızın yanında olmamız lazım. Doğru, bir iki haftadır kötü futbol oynuyoruz ama çok eksiğimiz de var arkadaşlar. Çok eksik var. Yine de bu kadar eksiğe iyi mücadele ettik. Ne olursa olsun Beşiktaş'ımızın yanında olmamız lazım. Beşiktaş'ımıza destek vermemiz lazım. İnşallah hak eden, şampiyonluğu hak eden Beşiktaş'ımız son maçta şampiyonluğu inşallah alacak. İnancımızı yitirmeyelim. Beşiktaş'ımıza güvenelim. Beşiktaş'ımıza destek olalım. Beşiktaş'ımıza inanalım. Son maçta inşallah şampiyon olacağız arkadaşlar. İnşallah. Çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Beşiktaş analik kariyerimizi salı akşamına yetiştiremeyiz. Gerçek hayatta da Beşiktaş'ımız şampiyonluğunu ilan eder demiştik. Şimdi cumartesi gününe kaldı şampiyonluk. Kısmet olursa inşallah. Doğal olarak da analik kariyerimizi de Beşiktaş'ımızın fikstürüne yetiştireceğiz arkadaşlar. Cumartesi gününe kadar Beşiktaş analik kariyerimizde hangi takım şampiyon olur belli olur. Gerçek hayatta da belli olacak zaten. Yani eğer şampiyon olabilirsek analik kariyerimizde ve gerçek hayatta çifte şampiyonluğunu cumartesi günü yaşayacağız. Çünkü cumartesi gününe kadar benim oynadığım analik kariyerimdeki de lig bitmiş olur. Ama şampiyon olamazsak da yapacak bir şey yok. Neyse uzatmadım ya. Uzatmayacağım. Çok konuştum ya. Malatyaspor'u konuk edeceğiz Vodafone Park'ta.
Türkiye Kupası yarı final maçı var. Birinci ayak maçı oynamayacağız. Maçı altta yapacağız. İyi bir sonuç alırsak ikinci maçı da oynamayacağız. İyi bir sonuç alamazsak ikinci maçı oynayacağız arkadaşlar. Onun arkasından zaten yine Sivasspor maçı var. Yani bu bölümde Sivasspor'la bir maç kesin oynayacağız. Ama Türkiye Kupası'nın ilk ayak maçında iyi bir sonuç alırsak ikinci ayak maçında oynamayacağız. Direkt lig maçına geçeceğiz. Kötü bir sonuç alırsak mecbur Türkiye Kupası maçını oynayacağız arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Daha önce kaydettiğim oyun planı büyükleniyorum. Vida düşüşte ama ne yazık ki onu ilk 11'de oynatmak zorundayım. Direkt başlama vurusuyla başlıyoruz. İnşallah cumartesi akşamı hem Beşiktaş analik kariyerimizde hem de gerçek hayatta Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu yaşarız. Şifte şampiyonluk kutlarız. Dediğim gibi biz Beşiktaşlı doğmuşuz. Beşiktaşlı doğmuşuz. Beşiktaşlı olunmaz. Beşiktaşlı doğulur. İyi günde, kötü günde, her zaman ve her yerde Beşiktaş'ımızın yanında olmalıyız. Beşiktaş'a destek vermeliyiz. İnşallah cumartesi günü de şampiyon olacağız. İnşallah. Bakalım. Uzatmayacağım. Kendi maçıma dönüyorum. Hakem düdüğü çalıyorum ve Beşiktaş'ımız maça başlıyor. Çok çok kritik bir maç. Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta kurduk ediyoruz. Bu maçta kazanmak istiyoruz. Bu maçta 3 puan istiyoruz. Son haftalara tıpkı gerçek hayattaki Beşiktaş'ımız gibi sıkıntılı girmek istemiyoruz. Puan kaybı yaşamak istemiyoruz son haftalarda. Atiba. Atiba'nın şutu. Dana var. Topun hızı biraz düştüğü için kaleci çok ağırlardı topu. Erken bir gol bulmamız lazım. Haydi Beşiktaş. Haydi Karakarta. Yalan iyi döndü. Josef çok iyi döndü. Pasmiler'de Matok Vida'da. İleriye uzun bir pas Vida'da Abubakar'a. Abubakar Larin. Mensah'a gelmedi top. Şimdi Larin. Baslar. Çıkartlar. Çok iyi çıkartlar. Karikar lazım. İki kişi bastırdık. Larin. Çok iyi pas yapıyorlar. Atiba müdahalesi. Larin. Şimdi Larin. Raşit Cezan. Çok hızlı bir top oldu Raşit Cezan için. Josef de Sosa ileri doğru. Bakara geçmedi. Atiba aldı topu. Atiba'dan Abubakar. Şimdi Larin. Ondan Raşit Cezan. Çok iyi sığındı. Raşit Cezan kale içi. Dakika 16. Beşiktaş'ımızın ilk şutu. Kaleci başarılı. Bir kardeşimiz köşe vuruşlarını başlaşarak kullanıyorsun hep. Orta yaptı biz arkadaşlar. O yüzden artık bu maçta bütün köşe vuruşları, bütün kornerleri orta yaparak kullanacak. Ortayı yapıyoruz. Mensah tutamadı. Mensah. Yaptı pası. Josef Cosoza'ya. Rana Bismillah'da. Mensah altı yapı. Mensah'ın şutu avuta gidiyor. Bu maçta arkadaşlar bütün köşe vuruşlarını orta yaparak kullanacağım. Bir kardeşimiz hep paslaşarak kullanıyorsun. Orta neden yapmıyorsun demiş. Bizi orta yapmamız önermiş. O yüzden bu maçta bütün köşe vuruşlarını artık kaç tane köşe vuruşlarını kullanıyoruz bilmiyorum ama bütün köşe vuruşlarını orta yaparak değerlendirmeye çalışacağız. Oziyer. Josef'in müdahalesi. Abubakar'da kaldı top. Abubakar'dan Mensah. Mensah. Geç kaldı biraz. Josef. Josef'ten Mensah. Abubakar. Çok güzel bir pas var yine. Larin. Çok harika bir gol. Çok harika bir gol. Dakika 25. Orada top Larin'le buluştuğu anda sakin ve soğukkanlı olmayı biliyoruz. Ve gol atıyoruz. Telefon çalıyor. Çalma telefon. Çalma telefon. 1-0 öndeyiz. Dakika 26. Telefon çalıyor bak. Telefona bakamayacağım. Çok kritik bir maç çünkü. Bu maçı kazanmalıyız. Necip indirdi. Rozier. Tehlikeli gelebilirler. Dikkat. Kaleci. Geçmiş değil. Çok güzel aldı topu Abubakar. Ben de faul hocam avantajı bırakmıyorsun. Sen faul mu vardı orada? Çok tehlikeli.
Çok tehlikeli, direkten avuta gidiyor. Direkten avuta gidiyor, neredeyse beraber yakalayacaklar. Ama aman dikkat. Dikkat. Dikkat lazım. Gol yemeden ikiye çıkartabilirsek skoru çok iyi olacak. Larin'in müdahalesi. Ah be, önünden geçti, toparlamadı Larin. Baskı var Beşiktaş'ta uçlardan. Rozier. Necip topu kontrol ediyor. Necip şöyle bir öndeki başarılı değerlendirdikten sonra topu bıraktı Josef de Souza'ya. En Sakara. Mensah. Abubakar. Larin. Çok güzel bir pas Abubakar'a. Ama geçmiyor. Larin'den Mensah'a. Mensah'a yakarak müdahale. Abubakar, lan ne yapıyorsunuz? İki kişi bastırdık. Çok enteresan. Mensah aldı topu şimdi. Bırak Katıva'ya. Ondan Larin, niye alıyorsunuz topları? Ya iki atın bitiriyor şu işi be. Josef bıraktı Larin'e. Ondan Raşit Gezal. Raşit Kezal plase harika. Direkten içeri giriyor. 2-0 oldu maç. Raşit Kezal. Burada yine iyi paslar. Çok güzel paslar ya. Plaseleri zaten iyi adamın. 2-0 yakalıyoruz arkadaşlar. Şimdi derin bir nefes aldık diyebilirim. Şimdi derin bir nefes aldık diyebilirim. Çok tehlikeli. Kaleci Ersin Destanoğlu. Uzun oynamak zorunda kalıyorlar. Bir daha indirdiği yerde Beşiktaş oyuncumuz yok. Şunlarla yine onlar araya girdiler. Arka topu. Rozier. Şimdi yere dolaştı topu. Raşit Kesal'ın. Biraz arkasına düştü top. Rozier. Hatalı pas yaptı orada. Gerek yok. Gerek yok. Gerekten Halil Yersin Destanoğlu. Gerek yoktu buna. Dakika 84. Sakala. Kireç var. Josef de Souza. Malatya. Özellikle ikinci gol yedikten sonra biraz daha iyi pas yapmaya başladı. Kale vuruşu oyuna başlayacak Beşiktaş. Rozier. Ya biz niye hatalı oynuyoruz? Kesinlikle üstünlüğümüz var. Raşit Kezal. Yine topu baktırdı bu arada. Özellikle ikinci golü attıktan sonra bayağı bir Malatya iyi oynamaya başladı. Fark bile iniyor. Neyse ki fazla bir uzatma yok da maçı kazanıyoruz. Sıkıntı ağırlıydı. Niye böyle hata yapıyoruz? Ben anlamadım yani. Neyse öyle ya da böyle. Maçı kazandık. Bakalım rakiplerimiz ne yapmış şimdi. Galatasaray 2-0 yenmiş. Fenerbahçe 4-0 yenmiş. İstanbul Başakşehir berabere kalıyor. Beşiktaş'ımız ikinciliğe yükseldi ama Fenerbahçe bu hafta puan kaybetmedi. Neyse yapacak bir şey yok. İkinciliğe kadar çıktık arkadaşlar. Fenerbahçe ile hala aramızda 4 puan var. Şimdi bu Sivasspor Türkiye Kupası yarı final maçının ilk ayağını oynamayacağım arkadaşlar. Oynamadan direkt atla diyeceğim, bakalım ne olacak. Zaman ileri al demeyeceğim, maçı atla diyeceğim. Hadi lan Beşiktaş. 1-0 yeniyoruz Beşiktaş'ımız. 1-0 yenmiş. İkinci maçta, ikinci maçı da oynamaya gerek yok.
1-0 kazandık zaten. Yine bir oyun planına bakalım da. Abi hepsinin durumu iyi. Ersin Destanoğlu düşüşse bir sefer de Utku oynasın. Direkt yine maçı atla yapacağım. Çok iyi durumdalar çünkü. Aman 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 dikkat. Beşiktaş 1-0. Yine de zor. Zor atladık tur arkadaşlar. Yani ilk maçı 1-0 yendik. İki maç 0-0 beraber bitmiş. Bu arada Türkiye Kupası final maçında yine rakibimiz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de Alanya Spor'u iki maçın toplamında 2-0 yenerek finale çıkmış. Beşiktaş'ımız da iki maçın toplamında 1-0 yenerek finale çıktı. Finalde Fenerbahçe Beşiktaş olacak yine. Bu Fenerbahçe gerçekten PES 2021'de iyi yapmışlar. İyi oynuyorlar. Demek ki ligde de iyiler. Türkiye Kupası'nda da finaldeler. Enteresan. Şimdi Sivasspor maçına gideceğiz. Lig maçı bu arkadaşlar. Gayet şık duruyor forma renkleri. Maç gece oynansın. Oyun planı. Daha önce kaydettiğim oyun planı yükleyeceğim. Vida düşüşte. Abi Vida düşüşte de olsa yapacak bir şey yok. İlk 11'de oynatacağım ben onu. Enkudu Mensah'ın yerine girsin. Direkt başlama vuruşuyla başlıyorum. Fenerbahçe lider. İkinci Beşiktaş 4 puan gerisindeyiz. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması lazım. Beşiktaş'ımızın da maçlarını kazanması lazım. Malatya maçını 2-1 yine de zor kazandık. O hafta Beşiktaş 4-0 yendi. Fenerbahçe 4-0 yendi. Türkiye Kupası'nda da Alanya'yı yenerek finale yükseldi Fenerbahçe. Yani bu Beşiktaş analik kariyerimizde hep ligin başından beri Fenerbahçe ile kapıştık arkadaşlar. Hep o iyi gidiyordu, hep o liderdi. Türkiye Kupası'nda da finaldeler. Yine Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile kapışacağız. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Çok zor bir deplasman. Çok kritik bir deplasman. Bunun farkındayız. Türkiye Kupası'nda da zor yendik. İki maçta toplamda 1-0 zor olarak yendik. Larin'in şutu, kaleci. Raşit Cezal. Ayağından açtı topu. Türkiye Kupası'nda da zor yendik Sivasspor'u. Zor eledik. İki maçın toplamında sadece bir gol atabilerek 1-0 zor eledik. Zor bir rakip olduğunu, güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. O yüzden bu maçta çok dikkatli, çok kontrollü olmamız lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Larin bırak topu Abubakar'a. Ondan Enkudu. Enkudu'dan Abubakar. Abubakar pasını bırakıyor, geçmiyor. Ensakala bıraktı pası Josef de Souza. Josef de Souza'dan Larin. Larin olmadı. Tehlikeli bir maç. Dikkat etmemiz gereken bir maç. Vida aldı topu şimdi. Vida'dan Ensakala. Enkudu. Josef de Souza. Ensakala. Abubakar döndü. Şutunu çektirmeye pozisyon vermediler. Tehlikeli çıkabilirler. Dikkat etmek lazım. Vida topu kontrol edemiyor. Vida, Ensakala. Şimdi aldık topu. İleriye doğru attık pası Enkudu'ya. Geçti top Enkudu'ya. Enkudu'yu geçti ama sonunda bir pas geri pası. Josef de Souza dokunabilse yine tehlikeli bir atak olabilirdi. Aman aman dikkat. Necip Tek kaldı orada. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Vida geldi şimdi. Rakibinin önünü kapatmaya çalışıyor. Josef de Souza iyi çıktı Beşiktaş. Abubakar Larin'e gelmiyor o top. Atiba'da kalır mı, kalmadı. Abi tehlikeli bir maç olduğu zaten belli oluyor arkadaşlar. Atiba dokunamadı. Dokunamadı Atiba. Atiba Ensakala. Orta köşe vuruşu kullanacak Sivasspor. Abi zor maç olacağı zaten belli oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Orta geldi. Kaleci uzaklaştırdı o topu. Abubakar geliyor. Enkudu'ya göndermek istedi. Top yine Sivasspor'da. Enkudu başarılı değil o pozisyonda. Ersin Destanoğlu hemen bekletmeden ileriye. Larin indiriyor. Abubakar'a gelmedi. Top Abubakar'ın önünde kalır mı, kalmıyor. Atiba baskı var. Geri dönmek zorunda kalıyorlar. Baskı devam ediyor Beşiktaşlı oyunculardan. İki kişi baskılıyoruz. Top Atiba'da kaldı. Atiba şutunu çekemiyor. Baskı var Beşiktaş oyunculardan.
Vida dokunamadı şimdi. Bir kontratak gelir mi? Aman dikkat etmek lazım. Tehlikeli bir pozisyon. Tehlikeli bir pozisyon. Çok tehlikeli. Kaleci Ersin Destanoğlu. İleriye doğru attı pasını şimdi. Abu Bakar dokundu. Abu Bakar'ın müdahalesi. Lan nasıl oluyor bu işler ya? Top bizim önümüzde bir türlü kalmadı. Vida. Josef de Souza. Aldı önüne gidiyor. Josef'in önünde bomboş bir alan var. Hadi Beşiktaş bir gol atalım. Josef gidiyor. Josef. Josef bıraktı Abu Bakar'a. Abu Bakar'dan Larin'e. Larin ıskaladı topu. Larin şimdi aldı topu. Larin bıraktı Raşit Gezal'a. Ondan da Abu Bakar'a. Gelmiyor top. Atiba. Rozier. Raşit Gezal. Yatarak bir müdahale. Çok yerinde bir müdahale. İlk yarı golsüz beraber bitiyor. Abi Sivas iyi oynuyor. Sivas iyi oynuyor. Dikkat etmek lazım. Josef de Souza. İleriye doğru Enkudu'ya. Enkudu'dan Abu Bakar. Ondan pas veremiyoruz. Pas veremiyoruz bir türlü. Müdahale ediyorlar. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Pası veremedik. Çok boş müsait bir pozisyondaydı. Larin atamadık topu. Rozier bıraktı şimdi Raşit Gezal'a. Raşit Gezal'dan Larin. Hocam bir faul ver hocam. Raşit Gezal. Bıraktı Josef de Souza. Larin'den Abu Bakar. Abu Bakar'a yine müdahale var. Atiba indirdi Larin'e. Larin'den Abu Bakar'a. Abu Bakar'dan Raşit Gezal. Şutunu çeksene be. Rozier'in ortası. Abu Bakar 1-0 öndeyiz. Sabahtan beri yükleniyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Abu Bakar attı golü. Nasıl bir maç oldu ya? Güzel bir orta. Çok müsait pozisyonda Abu Bakar. Çok müsait bir pozisyonda. 1-0 öne geçtik şimdi. İyi oldu bu maç. Bu gol iyi oldu. Vida. Burada Abu Bakar'a. Abu Bakar'dan Enkudu. Enkudu'dan Larine geçmiyor. Beşiktaş oyunculardan yine baskı var hala. Atiba dokundu. Sivasspor oyuncularda. Vida dokunamadı. Aman aman dikkat. Dikkat. Rozier bir kafa. Gol değil Allah'tan. Allah'tan gol değil. Abi tehlikeli bir maç ya. Çok tehlikeli bir maç. Yerden Vida'ya. Tehlikeli bir maç. Orada riske girmemem lazım aslında. Oyuncu değişikliği. Abi pres baskılı oynuyorlar. Allah Allah. Hocam ne var ya? Heh, tamam faulü bize verdi. Sivasspor'a bak. Çok önde duruyor. Önde baskı kurmaya çalışıyor Sivasspor. Abu Bakar'a gelmiyor top ya. Böyle bir şey var mı? Uzun oynadılar. Vida dokundu. Top yine onlarda. Tehlike var yine. Yine tehlike var. Josef de Souza defansına yardımcı olmak için defansa kadar geldi. Josef kayarak müdahale aldı topu. Şimdi ileriye bir kontratak gibi mi? Enkudu'dan da Abu Bakar. Abu Bakar'dan Larin. Larin kalecinin üstüne. Ne yapıyorsun Larin sen ya? Josef de Souza indiremiyor. Necip. Necip. Necip ne yapıyorsun Necip? Necip ne yapıyorsun Necip? Kaleci ya arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya? Saçma mısınız siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Enduro. Abi bakar. Ensakala. Ensakala. Bıraktı topu Josef'e. Josef. Ya arkadaş niye önünü almıyorsun topu? Topu niye önünü almıyorsun abi sen?
Oynayacağız ya. Böyle bir şey var mı ya? Abi bir oyuncu değişikliğine girmemiz lazım galiba. Josef'in yerine Laiç. Sakalan yerine Wellington alalım bakalım. Rıdvan alalım bakalım ne olacak. Ya biz niye böyle işi riske soktuk ya? Biz niye böyle işi riske sokuyoruz anlamış değilim arkadaşlar. Ya pasını ver Bellerin be. Pasını ver Bellerin be. Çok tehlikeli kaleci. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Enkulu. Enkulu'dan Abubakar. Ondan da Larin. Önü aldı. Larin şutu. Uzaklaştırıyorlar. Uzaklaştırıyorlar. Enkulu. Bıraktı nereye bıraktı? Bıraktı nereye bıraktı topu? Allah Allah geliyorlar, tehlikeli geliyorlar. 3 dakika uzatma var. Lan 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 kaleci çıkar topu. Ersin Destanoğlu. İleriye doğru attı. Son dakikalar. Larin indiriyor. Abubakar'a gelmiyor. Top Larin'de kaldı mı kalmadı. Ya iş mi lan bu, iş mi bu? Larin bıraktı Abubakar'a. Abubakar'dan Enkudu. Önünü al şu topu Enkudu. Lan önünü al şu topu önüne. 1-1 bitiyor maç. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Kafayı yememek elde değil. Kafayı yememek elde değil. Galatasaray yenmiş. Fenerbahçe yenilmiş. Abi biz ne yapıyoruz? Maçı kazansak var ya. Çok iyi olacaktı. Çok iyi olacaktı. Alanyaspor Fenerbahçe'yi yeniyor. İstanbul Başakşehir Trabzonspor'u yeniyor. Sivasspor'la Beşiktaş'ımız beraber kalırken Galatasaray'da Rizespor 1-0 yeniyor. Çok enteresan. İstanbul Başakşehir'e bak. İkinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ile aramızda yine sadece 3 puan var arkadaşlar. Ama Sivas'ı yensek 69 olacaktık bizde, çok iyi olacaktı. Vay arkadaş ya, niye böyle hatalar yapıyorum ben anlamış değilim. Yenemedik Sivas'ı, iyi mi? Erzurum'la oynayacağız bir sonraki bölüm. Erzurum ve Alanyaspor'la oynayacağız bir sonraki bölüm arkadaşlar. Erzurum ve Alanya'yla oynayacağız gördüğünüz gibi. Sadece 3 puan var liderle aramızda ama Sivas'ı yenseydik iyi olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Bu videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.